Sevgili izleyenlerim, evet, Güneydere köyündeyiz biz, dağ evindeyiz. Bakayım hocam aldı geldi, yazı, defter, kalem, not, merakla bakıyorum ben. Oo, kitaplar çıktı. Kitaplar çıktı. Ben hatta geçen sene ben geldim. Telefonlar var, ben de buldum. Buyur. Kara Yusuf dediğin var mı? Bayburt. Koca Yusuf. Kara Yusuf da Bayburt. Bayburt'tan güneşi çıkar mı? Evet, hocamın kitapları var. Gerçekten merak ettim. İçinde neler var? Hocam bir bakın hemen verin. 3-5 sene kaldı. Çalıştı orada. Güneydere. Ya bütün güreşlerde galip. Yusuf Sadık. Sırtı yere gelmemiş. Evet. Yusuf Sadık. Duyulmadı ya. Bir de şu var. Kara Yusuf. Ankara. Köşemde yazdıklarım. Herkesin hayatta söylediği, söyleyeceği sözü olmalı. Tamam dedi ki bak şu kalın. Demirler vardır pencerelere. Şey. Evet sevgili izleyenlerim. Kitabı size ben bir göstereyim. Kitabı ben size göstereyim. Bu kadar güçlü. Rusya'da. Evet. Bir bakayım hocam. Hocam çok yaman. Onu da söyleyeyim. Yılların öğretmeni, şimdi kendisini de ben biraz tanıyacağım. Sizlerle tanıştıracağım güzel, daha detaylı. Orada 1938 Gümüşhane 4 Konak doğumluymuş. Yeniyor. O kadınla evlendi. O kadın da daha öleni zannediyorum ki 3-5 sene oldu. Çakırbak tabii. Köyde. Kayakçının adı neydi? Ne? Kayakçı. Muzaffer mi? Muzaffer. Karama gibi bir kayakçı. Ha, Süleyman Bozko. Onun anası Rusya'yım. Tabii onlar da Rusya'da. Zigana kış yenikleri. Hala akrabalar var Rusya'da. Ha, çok güzel konular var burada. Halkı dinlemek. Halkı dinlemek. Ya Yüksel Yaşar oğlum abiyiz bu. Tam bizim alanda dolaşmış hocam. Halkı dinlemek. O zaman müsaade vermiyorum. Benim acizane en çok yaptığım şey halkı dinlemek. 45 yıldır dinliyorum ben de. Tamam. Dolayısıyla Yüksel Yaşar oğlum. Fark etmez. İkisi dahil. He hocam. Beni sen tanımıyorsun. Ben seni yani Bayburt basınını biliyorum. Konuşturmuyorum. Bundan sana da vereceğim, onu da sana vereceğim. Bunu muhtara verirken resim alıyor musun? Tabii alırım. Dur. Şimdi bunu da alın. Gel. Gel hocam, gel bu tarafa. Kimliğim burada. Yani Alper Bey'in anlattıklarının burada dörtte biri var. İçerisinde hizmet yıllarımız ve buradaki şimdi geçenlerin mesela Sinan Kuray Doğru, Murat Hanım, arabada var mı? Hangi arabada? Şu Sinan arabada. Bu içeride de arpuzdan bir tane. Orada ne varsa alın. Neyse alın onu. Hepsini alın. Fenerbahçe'de gelirken suya bak ya. Ne kadar yol ya. Ya. Abi buz gibi bir su ya. Buz gibi bir su. Maşallah. Tamam. Mikrofonu yakın tutacaksın hocam.
Biz kalkalım mı ya buradan? Evet. Yok abi yok. Hocam, kısa, zaten kısa yalnız hocam. Evet, grubumuzu diyen değerli izleyicileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu anda Güneydere, Bayburt Güneydere köyündeyiz. Değerli bir dostun konuğuyuz. Bayburt denince aklımıza 2. Kops olması gelir. Bayburt kalası gelir. Bayburt'un eğmeleri gelir. Didim çalıklarımı, gel bağla bağlarını, türküsü gelir. Ama Bayburt'tan özdeşleşen başka bir kesim var ki basında Osman Okutmuş, Bayburt Postası Gazetesi sahibi. Bunun büyük emekleri Bayburt'un tanıtılmasında vardır. Ben eski bir milliyetimiz olarak, yani Bayburt'un henüz Gümüşhane'den ayrılmadığı 86-84 yılları arasında önceden de Bayburt'a defalarca geldim ve Bayburt kültürünü özümlemeye çalıştım. Tam özümledim diyemem. Bizim Gümüşhane genelinde kültürel etkinlikte olsun, kişilerin birbiriyle iletişiminde çimento denen bir olgu oluşur. Yani ben Bayburtluyum demek ayrıcalıktır. Bunu, bu havayı aşağı yukarıya takip eden bir Trabzonspor havası vardır. O bakımdan memleketimizin her köşesinde hemşeri aidatı dediğiniz zaman öne çıkan bazı kavramlar vardır. Bunlardan birisi Bayburtlu olmak kavramı. Bu çok önemli. Biz bu grupta bizim grubun çimantosu olan da Alper Yazıoğlu. Alper Yazıoğlu'yla tanışmamış 1966 yıllarına kadar dayanır. O zaman ben lise matematik ve müdür öğretmeni müdür yardımcısıyken Alper Yazıoğlu da o zaman lise 2. sınıftaydı Fen Şubesi'nde. Hatırladığım kadarıyla Fethi Özbek vardı. Efendim Mihmail Mangal, onlar üst sınıfta, Nail Mangan, Yılmaz Kılalı dışarıdan bitiriyordu. Nihat Karabuğ. Kenan Abdullahoğlu, Kara Nihat, Bahattin Elçin, kardeşler, Nihat Kurut ve bu gibi çok değerli öğrencilere, Şefik Güney Profesör, hocalık yaptım, yöneticilik yaptım ve en büyük saygıyı da Bayburt'ta tanıyordum. Şimdi şöyle özetlemek istiyorum. İnsanların bir araya gelmesi, birlikte olması, bir hava oluşturması kolay değildir. Dediğim gibi bu işin çimantosu olan değerler vardır. Bunlar ancak bu yapar. Bayburt'tan Beyler Beyi kardeşimiz de bunların birisi. Ben fazla lafı uzatmıyorum. 1956 yılında başladığım öğretmenlik 1962 yılında orta öğretime intisapla devam eder. Bunun devamında Gümüşhane Meslekçi Okulu, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Beden Terbiyesi Spor Müdürlüğü gibi görevleri, yani bir koltuğa dört kasbu sığdırarak ama onları çatlatmadan taşıma erdemini yaşadım. Hiçbir öğrencimden saygısızlık görmedim. Burada da görmüyorum. Sinan Murat'tan Alper Yazıoğlu kabul ederse Özdeci Okay Bey'de hasbekader emek verdiğimiz anlardır. Dört tane kitap yazdım. Bu kitaplardan bir tanesi köşemde yazdıklarım, bunlar Gümüşhane ve Bayburt meselelerinin özü olan makalelerdir. Yazdığım 2000 makaleden 210 tanesini ancak buna andırdım. 426 sayfadır. Yararlı bir almanaktır. Okuyanlar yararlanır. Diğeri Uğrunda Bir Ömür. Bu 1950 yılında başlayan Erzurum Pulukyensi'ndeki öğrenciliğimizin süreci devam eden öğretmenlik, daha sonraki son 14 yılı Milli Eğitim Müdürlüğü, Gümüşhane, Eskişehir, Tunceli, Siirt, Bingöl ve Ağrı illerindeki yaşadığım serüvenler dile getirilmiştir. Yetiştirdiğim öğrencilerin isimleri vardır ve bu emeklerin de boşa gitmediğini bugünkü ortamda görüyorum. Bunun yanında bir diğer kitabımda Koştular Yorulmadan. Gümüşhane'de hizmet yapmış 96 tane duayen eğitimci eski yeni o kitapta topladım. Bir diğeri de Anadolu'yu Aydınlatanlar. Kendisi mezunları 17.500 öğretmen. Eğer emek vermeseydi bugün Cumhuriyet'ten bahsetme imkanımız olmayacaktı. Onlara rahmet eylesin diyorum. Ben teşekkür ederim.